hep devletten irade ve dokunma. Hayır, defol, irade ve dokunma. Hayır, defol, irade ve dokunma. Merhaba yoldaşlar. 3 artı 4 gecesi hukuk, akla, vicdana uymayan bir yapıda Hakkari Belediye Eş Başkanlarımız gözaltına alınıp Hakların Belediyesi'ne el konuldu. Bugün burada kayyumları tanımadığımızı bir kez daha yineliyoruz. Bir kez daha altını çiziyoruz. Kayyum darbesi sadece Kürtleri ilgilendiren bir konu değildir. Sessiz kalınırsa hakların iradesini ve demokrasiyi yok sayan bu darbe mekanizması yarın İstanbul, Ankara, İzmir'e kadar dayanacaktır. Bıçı berhuda da jöle berk. Bıçı berhuda da jöle berk. Bıçı berhuda da jöle berk. Merhaba değerli Özgür Basın emekçileri. Merhaba değerli yoldaşlar. Bugün burada kayyum gaspına karşı bir araya geldik. Şimdi basın metnimizi okuyoruz. Belediyeler halkındır. Gaspa izin vermeyeceğiz. AKP-MHP iktidarı halka karşı suç işlemeye devam ediyor. Bu iktidar yıllardır Kürt halkı şahsında halk iradesini hiçe sayıyor. İktidar yasaları askıya alıyor. Fiili olarak OHAL yasalarını devreye sokuyor. Kürtlerin seçme, seçilme hakkını zorbalıkla elinden alıyor. Kürtlerin kendini, kentini yönetmesine tahammül etmiyor. 3 gün önce Hakkari Belediyesi Eş Başkanımız Mehmet Sınık Akış sahte bir iddianameyle Van'da gözaltına alındı. Belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Jet hızıyla yerine kayyum atandı. 19 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu bir kumpastır. İktidar yargı eliyle düzmece iddianamelerle belediyelerimizi işgal etti. Hakkari Belediye'mizin hedef alınmasını siyasi darbedir. Seçim sonuçlarını yok saymadır. Halkın iradesini gasp etmedir. İktidar yıllardır şiddet yöntemlerine ısrar ediyor. Kürtlerin en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını tanımıyor. Buna rağmen partimiz Kürdistan halklarından aldığı feresetle demokrasi kültürünü savunuyor. Mehmet Sıdık Akış milyonların meşru temsilcisidir. Partimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir demokrasi şöleni şeklindeki ön seçimlerde belediye eş başkanlarını belirledi. Bütün belediye eş başkanlarımız halkımızın talebi, rızası ve onayıyla belirlendi. Sadece yerel seçimlerde değil, aday belirleme sürecinde dahi milyonların iradesiyle belediye eş başkanlarımız seçildi. Bu nedenle Mehmet Sınık Akın şahsında ve Hakkari Belediyesi özelinde gasp edilen milyonlarca Kürdistan iradesidir. Mehmet Sıdık Akış milyonların meşru temsilcisidir. Yeren Hakkari İstanbul yarında. Yeren Hakkari İstanbul yanında. Yeren Hakkari İstanbul yanında. Gasp edilen Kürtlerin iradesidir. Gasp edilen Türkiye halklarının demokrasi ve barış talebidir. Gasp edilen demokrasidir. Gasp edilen meclis iradesidir. Gasp edilen halkın iradesidir.
Bu bir kumpastır. Bu bir gasptır, talandır. Halkın iradesini tanımamadır. Bu işgaldir. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Hakkari Belediyesi'ne el konulmuş olmasını kabul etmiyoruz. Belediye başkanımız hem ön seçimde hem de yerel seçimlerde halkın büyük desteğiyle kazanan Mehmet Sıdık Akış'tır. Seçilen iki belediye başkanlarımız sömürge valisini başkanlarımız Mehmet Sıdık Akış ve Diyan Türkçe görevden alınarak yerine kayyum atanan zat sömürge valisidir. İktidar kayyum rejimiyle sömürge valiliği geleneğini güncellemek istiyor. Sömürge valilerine bu topraklarda geçit vermeyeceğiz. Çizgimiz Van direnişidir. Belediyeler bizimdir. Gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Bin defa deneseniz de zor ve şiddet yoluyla ne halkımızın rızasını ne de onayını alabilirsiniz. Zor ve şiddet yoluyla irademizi teslim alamazsınız. İktidar benzer bir kumpası Van'da ortaya koydu. Ancak Van halkı görkemli bir direnişle faşizme geri adım attırdı. Çizgimiz Van direnişidir. Belediyeler bizimdir. Gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Belediyelerimizi savunacağız. Belediyelerimizi görkemli halk direnişinin yansıdığını alanıdır. Bu alanlarda halk düşmanlarının zorbalıkla yerleşmesine asla izin vermeyeceğiz. Faşizme mezar olacak. 1979 Hilvan'dan bugüne halkımızın iradesini savunan belediye geleneğimizin bugün de bu iradeye sahip çıkacak AKP'nin yerel işbirlikçileri, rantçı, talancı, gaspçı, kayyumlarının bir kez daha Kürdistan'da halk iradesini gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kadın düşmanı, demokrasi düşmanı ve halk düşmanlarını belediye yönetimlerine, yerleşmelerine asla izin vermeyeceğiz. Kayyum defol, irademe dokunma. Kayyum defol, irademe dokunma. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Demokrasi kurallarına herkes uyacak. Buradan iktidara sesleniyoruz. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Demokrasi diyorsak demokrasi kurallarına herkes uyacak. Sandık kurulmuşsa sandık sonuçlarını AKP tanıyacak. AKP'nin sandık oyunlarına asla izin vermeyeceğiz. Sömürge valilerine ve faşist rejimine geçit vermeyeceğiz. Halkımız halk iradesini tanımayan faşist iktidarların kayyumlarını tanımıyor. Tanımayacağız. Kayyumcu anlayışı kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Ve direniyoruz. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Demokrasi şöleniyle halkın iradesini tescilleyen geleneğimiz görkemli bir direnişle belediyelerimizi savunacak. Sömürge valilerine ve faşist rejimine geçit vermeyeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Darbecilere karşı çizgimiz Van çizgi Van direnişidir. Bütün halkımızı, demokrasiyi savunanları, kadınları, gençleri,
muhalefeti Hakkari Belediyesi'nin gaspına karşı çıkmaya çağırıyoruz. Hakkari Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı muhalefetin alacağı tavır Türkiye'nin yakın geleceğini belirleyecektir. Muhalefetteki herkes darbeye karşı çıkmalıdır. Bütün muhalefet partileri başta olmak üzere demokrasiden yana herkesi bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz. Hakkari Belediyesi'nin gasp edilmesine karşı muhalefetin alacağı tavır Türkiye'nin yakın geleceğini belirleyecektir. Kürdistan'da başlayan halk düşmanlarının adım adım bütün ülkeyi yaygınlaştırdığı son 6 yılda bütün Türkiye gördü. Kürdistan'da halk iradesi ve güvence altına değilse Türkiye'de herkesin iradesi tehlike altındadır. Ülkemizin ve halkımızın üzerine bir kez daha bir kara masanın çökmesine asla izin vermeyeceğiz. MHP faşist rejimi ne doğudan yükselen güneşin doğuşunu ne de ülkemizin baharının gelişini engelleyebilir.